Ben biletlerimizi almaya gidiyorum canım. Ya sen de tutturdun illa uçakla gideceğiz diye ya. Yolda trafik sigortasıymış, yok bilmem neymiş. Başka dert istemiyorum Murat. Zaten yeteri kadar polisti karakoldu gördük. İlk uçakla gidiyoruz. Böylesi daha iyi. Hem benim dikiş yerlerim hala ağrıyor. Tamam, nasıl istersen. Zaten ben hiçbir şeye karışmıyorum artık. Sen böyle Urla'da da surat asıp oturacak mısın? Ne alakası var? İstersen benimle gel, sana bir değişiklik olur ha? Yok, sen git, ben böyleyim. Tamam. Peki. Olur öyleyse. Biz alışverişe gidiyoruz kızım. Dışarıdan bir şeye ihtiyacın var mı? Yok abi, sağ olun. Ah Canan, bebek olmasa sen de gel diyecektim. Şöyle iyi gelirdi sana değişiklik ha? Siz gidin abla, benim zaten işlerim var. O zaman ev sana emanet. Hadi görüşürüz. Abla. Efendim. Dün söylediklerini çok düşündüm ben. Ya sen hep benim yanımda oldun. Hem iyi günümde hem kötü günümde. Aynı bir abla gibi. Hakkını helal et olur mu? Söz kızım, vedalaşır gibi. Yok vallahi, öylesine. İçimden geldi, bil istedim. Ya biz seni inle cinle top oynayasın diye mi terk ettik sandın ha Osman? Bir dakika abi, dur. Sen de iki dakika dur. Ya Canan evdeydi. Söylemedin bizim nereye gittiğimizi? Vallahi ne Canan ne bebek imiltisi. Evde hiç kimse yok. Bir ben varım ben. Üstüme iyilik, sağlık. Bak abi, giderken bir tuhaf vedalaştı demedim ben sana? Ayşe Hanım, Canan nerede? Deli gibi aradım iş yerinden, cevap vermedi telefonu. Ay meraktan deliye döndüm. Yok mu evde? Aklıma gelenler düşmanımın başına. Ya bu evde de yoksa nerede olabilir? Yahu bir durun, belki odasında uyuyordur. Gelin gidip bakalım, yürüyün hadi. Hadi. Yürüyün. Hadi. Yürüyün. Koşun. Murat. Murat. Bazen alıp onu kaçıp gideyim, bütün dertlerden kurtulayım istiyorum. Baba saçmalama, böyle bir şey yapmayacaksın değil mi? Bu delilik. Haklısın, delilik. Keşke bu kadar deli bir adam olabilsem. Ama değilim değil mi? Hayır Murat. Bunu yapmış olma. Yok. Yok işte. Eşyası meşyası yok ortada. Görmüyor ki, okuyun şunu. Artık kimsenin bizden utanmasına da rahatsız olmasına da gerek yok. Yepyeni ve tertemiz bir hayat kurmak için gidiyoruz. Hepiniz haklarınızı teker teker helal edin. Canan. Habicanım. Habicanım. Ne oluyor burada? Canan, Kamil Efendi. Canan gitmiş. Habicanım. Hafizanım. Hafizanım. Allah'ım, el kadar bebeğiyle ne yapar, nereye gider? Dur bakalım Hafize. Abi aradın mı yine? Mesaj da bıraktım ama kapalı. Hah, bak gördün mü Hafize? Şimdi telefonu açınca mesajı görür, içine silmez bizi arar. Ha? Bu kadar aşağılanmayı, onur kırmayı sen ben olsak döner miyiz hiç? Aklı varsa dönmez zaten. Kendince evlendirmeyelim diye bize bir laf yapıyor.
Blöf mü? Hala işin farkında değilsin. Hala bütün bunların ne kadar kötü olduğunu düşünemiyorsun değil mi? Dur Hafize. Doğru. Senin umurunda mı? Sen ne zaman onları düşündün ki? Yeri geldiğinde 3 kuruş için hapse girersin. Ama sen yokken ben vardım onların başında. Gördük nasıl başlarında olduğunu. Yine ağzı baştırma benim. Açarsan ne yazar bir? Biz her şeye rağmen her türlü zorluğa katlanıp birbirimize kenetlenmiştik. Şimdi sen geri geldin, giderken yaptığın gibi yine her şeyi mahvettin. Ben babayım. Namusum ve şerefim için yaşarım. Ne şerefi be, ne şerefi? Sen cami soymuş adamsın, ne şerefi? Dışarı bir tekmede sen vurmayla babalık yaptığını mı sanıyorsun? Sen hayırsız bir babasın Kamil. Sen bizim şerefimize 2 paralık ettin de o kızlar sana nasıl sahip çıktılarsa... ...şimdi sen onlara eşekler gibi sahip çıkacaksın. Anladın mı? Eşekler gibi. Buna mecbursun. Bilmiyorum Aslı, çok kızdım işte, gidiyorum. Ya tamam, ben de kızdım ama böyle çekip gitmek mi lazım? Haksız mıyım Aslı? Ya tamam haklısın ama yarın yüz yüze bakacaksınız. Böyle köprüleri yıkıp atmak doğru mu? Ben bir daha onu yüz yüze bakmayı düşünmüyorum. Ya Deniz saçmalama. Yani tamam belki ders olsun diye bir süre uzak durabiliriz. Ama yani böyle tamamen yüz yüze bakmamak ne demek ya? Bilmiyorum. Yollarımızı ayırmak isteyen o. Yani eğer bize şu kadarcık değer veriyor olsaydı bunu yapmazdı. Bak su bile çekti gitti. Bir de onun yüzüne bakacağını düşünüyor musun sen? Of Deniz ya, of bak yine paramparça olduk. Geç kaldım, bak konaktan arıyorlar. Efendim, efendim Ayşe teyzeciğim. Ha, yavrum, ablanın nerede olduğundan haberin var mı? Biz yeni geldik, evde yoktu. Hani belki senin bir haberin vardır dedim. Ya bilmiyorum, haberim yok. Ya dolaşmaya falan çıkmıştır o, merak etmeyin. Ay pek öyle bir şey değil yavrum. Hani telaşa vermek istemiyorum ama... Bütün eşyalarını toplamış. Bir de şey yazmış. Veda notu yazmış. Veda notu mu? Hay Allah'ım ya, biliyordum böyle bir şey olacağını işte. Ben geliyorum tamam. Ne oluyor ya, ne veda notu? Ablam galiba evden kaçmış. Yok canım, ne kaçması? Koskoca kadın nereye kaçacak? Ya bilmiyorum işte. Benim acil eve gitmem lazım. Hadi yürü hemen. Bir dakika tamam. Efendim anne. Acil değilse sonra konuşalım mı? Acil oğlum. Sonra falan arayamam. Baban ortalarda yok. Deli misin anne? Nasıl yok? İşi falan vardır. Bir yere gitmiştir herhalde. Arasana cebinden. Anlamıyorsun galiba Deniz. Ya telefonu falan kapalı. Ya olan bir şey olsa niye seni arayıp ortalığı telaşa vereyim? Çok korkuyorum diyorum sana. Anne ne korkması? Bir sakin olur musun lütfen? Hava almaya falan çıkmıştır. Gelir birazdan. Niye korkuyorsun ki? Sana söylediğini unuttun galiba. Bir çılgınlık yapıp kızımı da gitmek istiyorum demişti. Bütün gün gözleri boşlukta öyle oturup kaldı. Kesin dediğini yaptı. Bu kadın da kızını da alıp gitti. Tamam anne, ben hemen geliyorum. Evde konuşuruz. Yalnız sakin olur musun lütfen? Tamam. Size ne oldu? Babam. Galiba Canan abla gibi o da ortadan kaybolmuş.